istiyorsun oradan? Bunlar bu küçük kutuya sığacak mı sizce? Bence sığmayacak ama bakayım. İmkanı yok ya. Kutu getirdim. Şimdi açıyorum. Bantlayacağız. Sonra içine eşyalarımızı koyacağız anneciğim. Kim arayalım telefonla? Evet, bu sefer de büyük oldu. Bunu neyle dolduracağız bakalım. Bunu da şimdi kaldıracağım diye her gün kullanasım tuttum. Şu espresso makinesini aldığımızdan beri de şunu o kadar az kullanıyoruz ki. Keşke Türkiye'deyken satsaydım da getirmeseydim buraya. Burada da artık bu Avrupa fişli ya böyle. Bunları satmak zor oluyor. Yok pahasına gidiyor. Selam, giyinme odasındayım yine. Şimdi şu makyaj çekmecelerimi boşaltmaya başlayacağım şuradaki. Gösteremiyorum ha. Şuradaki Alex çekmeceleri. Bir kısım makyaj malzemesi ayırayım, hafif makyajlık. Gerisini dolduracağım. Şurada şöyle iki tane kutum var. Bunlara sığmaz ama sığdığı kadarını buna koyacağım. Sonrasında da başka kutu yok galiba ya. Nasıl yok? O kadar da kutu geliyor eve. Neyse bakacağız gerisine de. Hadi başlayalım. Video uyuyorken yapabildiğim kadarını yapmam lazım. Şu çekmeceden tokalarımın hepsini çıkardım. Şöyle bir organizerin içinde duruyorlar zaten. Biraz kenarlardakileri de üstlere yığdım. Bunu böyle bir streç filmle saracağım. İyice şöyle dağılmadan götürürüm diye umuyorum. Sonra da yine direkt bunun içine yerleştiririm çekmeceye. Bununla birlikte. Tamam, çok güzel oldu. Bunu direkt böyle kutunun içine koyacağım. Gelelim şu çekmeceye. Şöyle bir Sephora kutusunun bir parçası vardı. Buna bence bunlar sığar. Şöyle koyalım. Hatta bunu da direkt streçleriz böyle yapıp. Far paletlerimi yakın zamanda bayağı bir elemiştim. Bu elenmiş hali. Şurada iki tanesinin kutusu varmış. Bunları da kutuya koyayım. Hatta eledim. Birçoğu o kadar yeni ki yani zaten far biten bir şey değil kolay kolay. Onları nereye bağışlayacağım bilmiyorum. Böyle bayağı kaldı. Çöpe atmak istemiyorum çünkü gerçekten yeniler ve onları kullanacak birileri vardır mutlaka ihtiyacı olan birileri. Herhalde kadın sığınma evleri, kadın dernekleri falan alıyormuş ama nereden bulacağım hiç bir fikrim yok. Araştırıyorum. Umarım bulurum da çöpe falan gitmez yani. Tamam. Zaten şunlar kendi kutusunun içinde. Bunun da üstünü streçlerim direkt. Şöyle. Kalem farlar ve krem farlar. Ha, direkt şöyle yapayım. Bunu da direkt streçlerim. Evet güzel oldu. Şu da vardı ama.
ne yapacağız? Aa, bunu keşke bunun içine koysaydım. Hala koyabilirim. Evet. Evet, çok güzel oldu. Bu çekmece de tamam. Bunları hemen streçleyip kapatalım. Bir önceki taşınmada bütün bu makyaj malzemelerini böyle tek tek sarmıştım işte kağıtlara, baloncuklara, kırılmasınlar falan diye. Ama bu sefer yine buna da gerek yok. Evet, bu çekmecede de rujlar var. Aslında bunlar normalde çok düzenli olurdu ama Lidya burayı bayağı bir karıştırıyor. O yüzden artık pek düzenli değil. Neyse, bunları bu düzenleyicileriyle götürsem fazla yer kaplayacak. En iyisi şöyle bir şeyin içine doldurayım, bir kutunun içine falan, öyle götürelim. Hatta kutu değil de şimdi şunu gördüm tam gardırobun üzerinde. Bu normalde yazın plaj çantama attığım bir çanta. Güneş kremlerini. Lidya'nın oyuncağı bir anda çalışmaya başladı. Sesler geldi falan. Ödüm koptu, ne oluyor anlamadım da başta. Koşarak oraya gittim. Neyse. Ne diyordum, işte buna şey güneş kremlerimi falan koyuyorum normalde plaj çantama koyarken. Baktım böyle boş, hemen bu rujları buna koyayım dedim. Rujları da boşalttım şimdi. Şöyle organizerlerin içinde duruyordu. Ama böyle götürmek zor olacaktı o yüzden. Burayı boşalttım. Şöyle şu iki çantaya koydum rujları. İyice doldurdum. Organizerleri de böyle götüreceğim bir şekilde. Bir yıkayayım, temizleyeyim önce bunları. Gelelim bir üst çekmeceye. Şuradan direkt zaten yine bunu çıkaracağım. Her şeyin organizerlerde olması iyi oldu ya. Aa, hiç far bırakmadım kendime. Neyse. Zaten evde eşya topluyorum. Nereye giderken süreceksem makyajı. Şimdi şu kutuya dolduracağım her şeyi. Bunlar böyle henüz açmadığım şeyler. Şöyle dururlar bence. Ay, şu far, ay şey, allık paleti de çok eski. The Balmain ve krem. Ama hala da bozulmadılar. O yüzden atasım da yok. Ben bunu atacağım ya. Bozulmuş da olabilir belki. Bilmiyorum ki. Kokusu değişmemiş ama. Ojeler.
Şimdi Soner Lidya'yı uyutmaya götürdü. Ben de ütüye başlayacağım. Çünkü birkaç posta çamaşır yıkadım. Ütülerim birikti. Onları da hemen yerlerine, ütüleyip yerlerine yerleştireyim ki ait oldukları kategoriyle birlikte paketlenebilsinler diye. Şimdi hemen ütü yapacağım. Şuraya two hot to handle açtım. Tam ütüyü bitirdim. Fişi çektim. Soner girdi içeri. Lidya yeni uyutmuş ve kıyafetlerini getirmiş. Şurada Soner'in ütülenecekleri var. Ama ben elimi yaktım. Yani buharla yandı resmen. Şu askı da bir tane arkamda kaldı. Şu yüzük parmağım. Şurası buharla yandı. Bu aralar çok fazla bir yerlerimi yakıyorum. Teşekkürler. Yaşasın. Bugünlük bu kadar iş yeter. Öyle dedim. Gerisini de sonra yaparız. Günaydın. Lidya kahvaltısını yaparken size bir günaydın diyeyim dedim sabah. Kahvemi de içeyim bir yandan. Çok vakit harcamadan hemen bir koli açıp şu mutfaktan bir şeyleri daha kolleyeceğim. Lidya hazır mama sandalyesinde oturuyorken. Çünkü Lidya buralarda dolaşırken asla onun içini tutmuyor. Sürekli ben bir şey yaparken gelip ona, o da dahil olmak istiyor. Geliyor işte, karıştırıyor, çıkarıyor, bir şeyler yapıyor falan. O yüzden hemen doldurup kapatacağım bir tane kutuyu. Giyinme odasında da bekleyenler var. Onları da yapacağım. Öyle işte, taşınma hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Ama hafta içi gerçekten çok az şey yapabiliyorum. Yani hafta sonu Soner Lidya ile ilgilenirken bayağı bir toparlanmıştım. Özellikle giyinme odasını bayağı bir toparlamıştım. Hafta içi Lidya ile birlikte yapamıyorum. Çünkü gerçekten her şeyi dağıtmak istiyor. Yani her şeyi kurcalamak istiyor. Çocuk yani, normal. O yüzden ya o uyurken bir şey yapmam gerekiyor. Ya böyle mama sandalyesinde otururken. Ya akşam işte Soner işini bitirip geldiğinde falan. Ama o zaman da yok yemek telaşı falan oluyor. Hafta içi pek olmuyor yani. Zaten şöyle geleyim de bir yandan konuşayım. Ha, ne diyordum? Zaten bu eve hala kiracı bulunmadı. Kiracı bulunmadığı için de bizim şeyimiz bitmiyor. Yani bizim 15 Eylül'de bitiyor kontratımız. Eğer daha erken kiracı bulunabilirse biz erken çıkabiliyoruz. Bulunamazsa mecburen 15 Eylül'e kadar ödememiz gerekecek kirayı. Yani bir ay fazladan ödeyeceğiz aslında evde olmadığımız halde. O yüzden hiç yetişmezse toplanma durumu vesaire, erteleyebiliriz taşınmayı. Sadece işte taşınma firması, şey, nakliye firmasıyla anlaşmak lazım. Ama yetişmeyeceğini zannetmiyorum. Bence yetişecek. Çünkü şöyle oluyor. Zaten biz bu taşınacağımızı sonuçta daha önceden de biliyorduk. Gerçi daha hala evin işleri tamamlanmamıştı ama önceden toplanmaya başlamıyorsun. Yani ne kadar vaktin olursa o kadar da erteliyorsun aslında. Yani şimdi desek ki hadi o zaman 2 hafta erteleyelim. O zaman şu an her şeyi bırakırız. Otururuz. 2 hafta kala tekrar başlarız. O yüzden de diyorum ki hiç şu an hızımızı almışken bırakmayalım. Böyle de devam edelim. Bence yetişeceğiz. Giyinme odasının büyük bir çoğunluğunu bitirdim. Oda hala dolu görünüyor çünkü askıdaki kıyafetleri nakliyeciler paketleyecek. Onların böyle askılı kutuları varmış. Hiç askıdan çıkarmayın. Direkt öyle alır koyarız dediler. O yüzden askıdaki kıyafetlere dokunmadım. Soner'inkileri de öyle yapacağız herhalde. Hadi annem, ham yap kızım. Öyle askıdakilere dokunmadım. Çekmecelerdekileri toparlıyorum. Ayakkabıları toparladım. İşte bir yandan bayağı bir eleme yapıyorum. Eleme yaptıklarımı da 2'ye ayırıyorum. İşte bağış, hatta 3'e ayırıyorum. Bir satılacaklar.
Bir bağışa gidecekler, bir de çöpe gidecekler. Çünkü kendim satabileceğime inandıklarım işte böyle genelde Zara, Mango, bazen böyle Stradivarius, Oysho falan bazı şeyler. Kolay satılanları artık öğrendim gibi neredeyse. O yüzden kolay satılabileceğini düşündüklerim ve Lydia'nın kıyafetlerini satış için tutuyorum. Hatta dün bayağı bir fotoğraf çektim, onları yükleyeyim Vinted'a. Satılmayacağını düşündüğüm ya da çok uzun zaman alır satılsa bile diye düşündüklerim ya da uzun süredir satışta ama satılmamış hala. Onları yeni ev artık götürmeyeyim diye onları bağışa veriyorum. Böyle işte sökük, lekeli, ne bileyim tüylenmiş falan olanları da maalesef çöpe atıyorum. Yani çöpe atıyorum derken ayrı bir poşete koyup geri dönüşümün yanına koyuyorum. Ama böyle kıyafet geri dönüşüm gibi bir şey yakınımızda bulamadım maalesef. Araba da olmadığı için götüremiyorum başka bir yere. O biraz üzücü oluyor. Yani kıyafeti böyle çöpe atıyormuş gibi olmak garip geliyor. Sanki doğru bir şey değil gibi. Ama yani zaten o gerçekten çok çok az şeye onu yapıyorum. Böyle iç çamaşırıdır, çoraptır onlar falan. Ya da böyle çok gerçekten çıkmayan lekesi varsa bir şeyin falan öyle yapıyorum artık. Çoğunu bağışa veriyorum. Yani zaten çoğu iyi durumda oluyor. Öyle dün işte iki poşet aldılar gelip. Onlar gitti. Daha da bir poşet daha çıkacak muhtemelen. Öyle neyse. Şöyle kutu aldım. Bu küçük boy. 20 tane büyük boy, 10 tane de küçük boy almıştım ama sanki küçük boydan biraz daha alırmışım gibi. 20 alsam olur muymuş? Bakalım neyse. Daha bitmedi hala. İşte böyle taşınmaya hazırlık. Ne koysam diye etrafıma bakınıyorum. Sanki bu noktadan sonra her şey... Suyun mu bitti? Tamam. Doldurayım anneciğim. Sanki bu noktadan sonra her şey aslında günlük kullandığımız şeyler gibi geliyor. Tencereler kaldı. Şu işte çatal kaşık ve diğer servis araçları çekmecesi, ıvır zıvır çekmecesi kaldı. Onlar var. İşte tencereleri şimdi birazcık koyayım bir kısım diyorum. Al balım. Afiyet olsun kızım. Tencereleri galiba büyük kutuya koymam lazım. Ya bu küçük kutu. Buna küçük gelecek. Yani çok az şey alacak. Mantıksız olacak gibi. Şu tencerelerimi dolabın içinde bununla düzenliyordum. Bunu bir sökelim. Şimdi tencereler o kutuya sığmayacak diye o kutudan vazgeçtim. Kutudan değil, tencerelerden vazgeçtim. Bardakları dolduracağım. O kutuyu kapatıp kaldırayım. Çünkü kutu yerde durunca Lydia içine falan girmeye çalışıyor. Haşet ediyor kutuyu. Şuradan şu az kullandığımız bardakları alacağım. Gerçi bunları az kullanmıyoruz. Yazın bayağı soğuk kahve falan içiyoruz şu an ama. Hatta onları bırakayım o zaman. Niye kaldırıyorum ki? Bir tanem.
Anne, ben yere oturayım da hemen kucağıma oturasın mı geliyor? Lidya ile ancak bir koli yapabildim. Gerisini uyuyunca yapacağım tekrar çünkü olmuyor ya. Şimdi mutfak kolilerim bu durumda. 7 tane küçük koli, 2 tane de büyük kolim var şimdilik. Şimdi birazdan tencereleri de bir büyüğe doldururum. Böyle gidiyor. Bence güzel. Burası mutfak dolacak. Mutfak ve salon da var gerçi içinde. Bir tane. Mutfakta böyle biraz dağınık ama toplanma böyle oluyor. Ne yapalım? Tencereleri bitirdim. Yani bitirdim derken kullanırız dediğim bir iki taneyi bıraktım. Gerisini doldurdum. Şöyle oldu şu an kutunun içi. Bu şimdi artık ağır olduğu için ben buna artık hafif bir şeyler koymalıyım. Plastik falan koyacağım. Çekmecede de bunlar kaldı şimdilik. Böyle. Buraya işte şu belki şeyleri koyarım dedim. Stretch filmler, şeyler, plastik şeyler falan filan. Bunlar hafif olduğu için götürür. Günaydın. Bu sabah yine gözümü kutu diye açtım galiba çünkü kalkar kalkmaz aklımdaki ilk şey çantaları toplayayım. Lidya'nın oyuncaklarını toplayayımdı. Az önce Soner Lidya'ya bakarken hemen gidip böyle 2 saniye içerisinde bütün çantaları bir kutuya doldurdum. Onu kaldırdım. Şimdi de Lidya'nın oyuncaklarını böyle bir kısım zaten bir kutudan fazla çıkacağı için bir kısmını kaldırayım diye düşündüm. Şimdi onu yapacağız. Şuradaki dolapta böyle bir iki oyuncağı vardı. Hatta birini çıkardım. Bu Türkiye'den getirmiştim. Bunu böyle dünya küresi. Dünya küresi diye bir şey var mı? Küre yani. Yeryüzü küresi. ne deniyor ya buna? Biz gezmeyi çok sevdiğimiz için hep böyle aklımda Lidya'ya da bu sevgiyi aşılamak vardı. O yüzden zaten aman bebekle de keyfi çıkmaz falan demeden onunla gezmeye çalışıyoruz. Ki o da daha küçüklükten alsın o zehri. Neyse işte bunu. Bu dünya küresini biliyor musunuz? Bu Fisher Price'ın bir oyuncağı. Ve bunun ben bakarken işte bunu kesin almak istiyordum ve fiyat kontrolsüz bir şekilde artıyordu. Herhalde üretimi durdu mu, üretiliyor mu hala da Türkiye'ye mi gelmiyordu o sıra bilmiyorum. O sıra böyle bir kitap mı okuyalım? Tamam, geliyorum hemen. Otur koltuğa, geliyorum. O zaman bunu Letgo'dan çok uyguna bulup almıştım. İşte hala da daha açmadım. Hem daha anlamayacak hem de çok oyuncağı var. Çok oyuncak olunca çocukların dikkati de dağılıyor. O yüzden bunu hala bekletiyorum. Efendim? Kitap okuyalım, kitap okuyacağız biz. Şimdi tekrar çalışma odasındayım. Birkaç gündür buraya bakamıyordum. Çünkü Soner burada çalışıyor. Ben de diğer odaları hallediyordum. Şimdi şu çalışma odasında bizim şu gömme dolap var burada. Onun bu üst kısmında bayağı böyle kutulu mutulu şeyler var. Bunları bir kutuya dolduracağım. Burası da aradan çıksın diye. Bu dolap böyle bayağı derin bir dolap. Normal bir gardıroptan daha derin yani. O yüzden çok güzel toparlıyordu her şeyi. Bakalım bunları yeni evde nerelere koyacağız hiç bilmiyorum. Hadi şimdi bir kutu açayım buraya. Ay şu kutulardan sipariş edecektim. Tekrar unutmayayım da yarına gelsin.
fark ettiyseniz bantlama konusunda bayağı uzmanlaştım. Şu sepet de bir yere konulacak ama dur neyse önce şuraya bakayım da. Bakalım burada ne var? Bunu elden çıkarırız gibi. Şöyle bir piknik çantası ama rengini sevmiyorum hiç. Şimdi şunlar var. Buradakileri almak için bir tabureye ihtiyacım olacak galiba. Okey. Şimdi burayı boşalttım ama oranın zaten çoğu aslında kutu, böyle boş kutuymuş. Televizyonun, asma aparatının kutusu, işte ne bileyim modemin kutusu bilmem ne falanmış. O yüzden onları da hemen kaldırmayacağımız için şu an artık onları son gün falan kaldırırız. O yüzden onları tekrar oraya koydum. Sadece kutulayacaklarımı çıkardım. Şöyle bir cam silme robotumu koyuyorum. Şu tartının kutusu var, cam tartı, onu da koyacağım. Artık kullanmayız herhalde bir süre. O poşetini bile saklamışım ya, süperim gerçekten. Elektronik aletlerin kutusu olunca içim daha rahat ediyor ya. Mesela mutfak aletlerinin hep kutularını atmıştım buraya gelince. Türkiye'deyken saklamıştım. Buraya gelince attım. Yer yok diye mecburen tabii. Ama şimdi keşke kutuları olsaydı dedim paketlerken. Bu da cam olduğu için bununkini de saklamıştım. Şimdi şu küçük kutuların içinde geldiği kutuya da çerçevelerimizi koyuyorum. Şu resimler falan duvara astığımız. Bunu annem yapmıştı. Hiç burada asamadık yer olmadığı için, çocuk odası için. Ama Lidya'nın odası olunca artık yeni evde bunu asarız. Çerçeveleri buraya koyayım. Burada sağ salim giderler. Güzel olur. Başka var mıydı? Sanki bir şey daha çıktı. Ha, şuraya koydum. Onlar buraya sığmaz herhalde artık. Onu başka yere mi koyarım? Aa, çok iyi oldu ya bunlara da yer bulmamız. Bunu da koyacaktım ama bunu çıkardım. Buna zaten bir şey olmaz, metal pano. Buraya başka ne koyayım? Şurada şeyimiz var. Hava nem alıcı. Bu ev çok nemli olduğu için böyle bir şey almıştık. Bakalım yeni evde ihtiyacımız olacak mı bilmiyoruz. O yüzden alırken de taşınırsak diye düşünüp kutusunu atmayalım demiştik. Ama sonra galiba yer olmadığı için atmışız. Çünkü baktık bulamadık. O yüzden bunu da galiba bunun içine koyacağım direkt böyle. Biraz tabii ağır oldu bu kutu. Buna artık hafif bir şeyler koymam lazım. Ya da bunu küçük kutuya mı koysaydım ya? Neyse şöyle bunu hafif kutularla doldurayım. Bunlar zaten boş. Yastıklar. Seyahatte kullandığımız boyun yastıklarımız. Başka ne koyabilirim buraya hafif? Bunlar burada çok alakasız olacak ama zaten bunları da koyacak bir yer bulamamıştım. O yüzden bir yandan da iyi olur gibi geldi. Ay, boyu tam bir tık uzun. Şöyle mesela koyacağız o zaman bunu. Bir de şu soğuk tutucu çantalarımız var, iki tane. Onları koyayım zaten. Hatta bu belki de sığmayacak bile. Bu ağır oldu. Bunu yukarı kaldıramayacağım şuraya. Şu köşeyi boşaltıp en alta bunu koyacağım. Ama üstüne önce yazı yazayım. Evet, 16. kutumuz olmaya hak kazandınız. Tebrikler. Kaç kutu çıkacak toplamda merak ediyorum. Odanın ortasında şöyle bir şey var. Bu ne biliyor musunuz? Lidya'nın şu an yattığı yatağını alırken bu onunla takımdı. Yani içindeydi. Böyle işte kenar yastıkları, ne bileyim başka nesi var, cibinliği falan filan. Böyle bayağı bir takım yani. Hatta yorgan örtüsü falan, yorganı da mı var bilmiyorum işte artık. Böyle bayağı yeni doğan takımı. Ama ben bunu kullanmak istemedim. Hem öyle çok süslü püslü dantelli bir şey sevmediğimden, hem de yeni doğan güvenliği için aslında yatağın kenarlarının böyle materyallerle kapanmaması gerekiyor. Ki bebek işte bu dönmeye başladığı zamanlar özellikle yanlışlıkla böyle döner, işte suratı oraya kapanır, kendini çeviremez falan diye. O kenarların hep açık olması lazım. Biraz onu da düşünerek bunları kullanmadım hiç. Ve böyle olduğu gibi kullanılmamış duruyorlar. Burada da işte böyle yatak takımlarını, yataklı şeyleri, işte bilmiyorum artık neden, bed bug olur falan diye mi acaba? Yani tahta kurusu falan olur diye mi? Bit öyle bir şeyler olur diye mi? Ya kullanılmamış bile şey bağışlayamıyorsunuz böyle. Yorgandır, yastıktır. O yüzden bunu ne yapacağım bilmiyorum. Böyle kaldı elimde.
Yani bunu ne kadar severek kullanacak biri olabilir muhtemelen bir yerlerde ama nereden bulayım da ulaştırayım. Maalesef böyle. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani atmaya kıyamıyorum. O yüzden evin ortasında duruyor günlerdir. Neyse.